Değerli bir konuğumuz var. Bu atamaya ilişkin düşüncelerini ve görüşlerini öğrenmek isteriz. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Sayın Ahmet Ünal karşımızda olacak. Merhaba Sinem Hanım. Merhabalar Sayın Ünal, hoş geldiniz öncelikle. Zaman Gazetesi'ne kayyum atamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla başlayalım. Tabii ben buraya mesleki dayanışma açısından geldim. Fakat biraz sonra bazı arkadaşlarımızın buraya mesleki dayanışma açısından değil de maalesef bir basın kuruluşuna, kendi meslektaşının kuruluşlarına, onların emeğine çökmek için geleceğini duyunca meslek açısından kahroluyorum. Ben burada tabii ki devlet adamlarına, siyasetçilere, hukukçulara fazla bir şey demek durumunda değilim. Çünkü artık söz bitti. Ne derseniz deyin. Her şey söylendi. Hukuk adına da söylendi. Siyaset adına, devlet adına söylendi. Artık oradan bir beklentimiz kalmadı. Ben meslektaşlarımıza seslenmek istiyorum. Artık geldiğimiz nokta bizim açımızdan, mesleğimiz açısından bir çöküş noktasıdır. Yani hukukçu hukuku unutabilir, devlet adamı devlet adamlığını unutabilir. Ama gazeteci arkadaşlarımız da yapması gerekenleri, basın etiğini, meslek ahlakını unutursa bizim elimizde geriye bir şey kalmaz. Biz de en azından bir örnekle açıklamak istiyorum. Bir gazeteci olarak şöyle bir hassasiyet göstermek zorundayız. Malum Güneydoğu'da bir terör hadisesi oluyor. Bu terör hadisesinde polislerimiz, Mehmetçiğimiz bir evde kaldığı zaman, orada bir zarar verdiğinde, yemek içme ya da ihtiyaçlarını giderdiğinde o evin masasına, duvarına bir parayı bırakıyor ve diyor ki hakkınızı helal edin diyor. Biz de en azından güvenlikçiler kadar, bir gazeteci olarak söylüyorum bunu, güvenlikçiler kadar kendi meslek ahlakımıza, kendi arkadaşlarımızın emeğine saygılı olmalı ve medya kuruluşlarını Yağma Hasan'ın medyası noktasına getirmemeliyiz. Devlet bu noktaya gelmiş olabilir ama gazetecilik medya, Yağma Hasan'ın medyası olmamalıdır. Çünkü biz birer leş kargası değiliz. Leş kargası gibi davranmaya hakkımız yok. Burada leş kargalarına da haksızlık etmek istemiyorum. Çünkü onlar bile kendilerine helal olan rızkı paylaşıyorlar ve yiyorlar. Ama maalesef gazeteci arkadaşlarımız geliyor, bir kayyumun emriyle geliyor, kamuoyu adına değil, bir kayyum adına hareket ediyor, bir siyasi irade adına yayın politikası izliyor ve geldiği noktayı bunu bugün de ve millete gördük, kendi bulunduğu kurumu çökertip, kapatıp, kapısına kilit vurup gidiyor. Gazetecilik bu değildir. Bunun üzerine özellikle arkadaşlarımıza meslek ahlakına, iş ahlakına dikkat etmelerini istiyoruz. Öyle bir noktadayız ki maalesef ben genç arkadaşlara gazetecilik yapın diyemiyorum. Çünkü gazetecilik artık habercilik noktasında tarafsız, bağımsız, sadece vatandaşın ve doğruların anlatıldığı bir meslek kuruluşu olmaktan çıktı. Sadece bir iradenin ve belki de bir tek adam iradesinin yayın politikası izlediği yayın politikası izleyen kurumlar haline geldi. Sizin de burada noktada eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa Var, ondan üzerine elbette devam buradan edebiliriz. hatta devam edelim. Yani özetle aslına bakacak olursak bu biraz ürkütücü ama biat etmeyen kurum, kuruluş, basın kuruluşları bundan sonrası adına tehdit altında gibi duruyor. Bunu net bir şekilde ifade edebilir miyiz? Çok net. Yani ben 12 Eylül'de de mağdur oldum, memuriyetten atıldım. 28 Şubat'ta sorgulandım. Askeri mahkemelerde habercilik noktasında yargılandım. Ama hiçbir zaman, hiçbir dönemde kendimi şu dönemdeki kadar güvensiz, mesleki açıdan güvensiz, demokrasi açısından, yayın ilkeleri açısından umutsuz görmedim. Maalesef şu anda birçok gazeteci arkadaşımız da işleri kan ağlaya ağlaya yalan haber yazıyorlar. Ve bizi getirdikleri nokta budur. Türkiye'de artık bir basın hürriyetinden, ilkelerinden bahsedemiyoruz. Sadece belli bir düşüncenin, belli bir kliğin, devletin açısından belli bir hizbin anlayışı söz konusu. Bu noktada yayın yapmazsanız artık siz de işsiz kalıyorsunuz. Belki yani öyle birçok arkadaşımız bu noktada konuşmak istiyor, birçok şeyler söylemek istiyor ama çoğu insan çekiniyor. Bana bile ne lüzum var diyen sağdan soldan birçok insan oluyor. Yazma, çizme, konuşma, işte mesaj atma diye. Ama biz bugün konuşmazsak yarın bunların bedelini maalesef
kendi çocuklarımız ödeyecek, belki torunlarımız ödeyecek. Hep beraber şu anda bulunduğumuz noktada söylemediğimiz şeylerden dolayı ileride utanç içerisinde yaşayacağız maalesef. Peki Sayın Ünal, şunu da sormak isterim. Yorumlarınızı merak ediyoruz bir gazeteci olarak. Diğer televizyon kanallarına bakıyoruz. Biz saatlerdir canlı yayın yapıyoruz burada. Zaman gazetesine kayyum atandığı haberi ajanslara düştüğü dakikadan itibaren. Ancak gelin görün ki içler acısı bir tablo var. Meslektaşlarımızın tutumları karşısında. İşte hani bu biat etmeyen basın kuruluşlar tehdit altında mı sorusunun hemen devamında. İşte bu korku imparatorluğu bakıyoruz ki ekranlara bayağı işliyor gibi duruyor. Çünkü hakikaten deyim yerindeyse bir üç maymun oynanıyor. Bu çok üzücü. Yani bu gazetecilik mesleği adına çok üzücü, basın mesleği adına çok üzücü. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Diğer meslektaşlarımıza, basın yayın organlarına mesajlarınız olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, yayının başında da söylediğim gibi ben artık Türkiye'de bir hukuk düzeni kalmadığına inananlardanım. Maalesef bir devlet düzeni de kalmadı. Net bir ortamda değiliz. Söz bitti, hukuk bitti, kanunlar bitti. Güvensiz bir ortamda yaşıyoruz. Yarınımızın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Yani yarın bir gün şöyle bir sulh ceza mahkemesinden karar da çıkabilir. Diyebilirler ki işte Feza Gazetecilik Anonim Şirketi yanına işte Yeni Çağ'da ekleyebilir, Hürriyet'i de ekleyebilir, Doğan Grubu'nu da ekleyebilir, hepsini ekleyebilir. Ve bunun karşısında siz yine bir şey yapamazsınız. Yani bir hakimin kararı, bir hakimliğin kararıyla, mahkeme kararı da değil, bir hakimliğin kararıyla yarın 5 tane medya kurumunu birden kapatırlarsa söyleyecek hiçbir şeyimiz yok, itiraz edebilecek bir mekanizma da yok. Maalesef teker teker biliyorsunuz Bengü Türk indi, İMC TV indi, evet. Yayınlardan iniyor. Artık konuşma alanlarımız, yazma alanlarımız gittikçe daralıyor. Ben burada özellikle belli bir kesimde, yani kendisine dindarlık adına ya da İslamcılık adına gazetecilik yapan arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Yaptığınız iş ne dine uyuyor, dindarlığa uyuyor, ne İslamcılığa uyuyor. Hepsine teker teker zarar veriyorsunuz. Dine zaten çok zarar verdiniz. İslamcılığı zaten bitirdiniz. Ve şurada gazetecilik kaldı, insanlık kaldı. Bari hiç olmazsa durduğunuz bir yer olsun. Bundan önce söylediğiniz şeyler vardı. İnsan haklarından bahsediyordunuz, demokrasiden bahsediyordunuz, Kur'an hukukundan bahsediyordunuz, İslam anlayışından, hoşgörüden bahsediyordunuz. Ama şu anda gelinen nokta olarak bakıyoruz ki bunların hepsi bir despotluğa giden yolun için bir adımmış, birer aracıymış, birer basamakmış. Türkiye'de birçok kesim daha evvel mağduriyete uğradı. Yani şu andaki yaşadığımız şeylerin sebeplerinden birisi geçmiş dönemlerde vatandaşlarımızın zihinlerinde yaşanan travmalar. Ama bu travmaları Türkiye'de herkes yaşadı. Milliyetçiler de yaşadı, belki İslamcılar da yaşadı. Ama milliyetçi arkadaşlar da şunu o kadar görmedik. Hiçbirisi kendi vatandaşının, kendi milletinin malına çökme noktasına gelmedi. Fakat İslamcı arkadaşlarımız maalesef insan hukukuna giriyorlar, İslami hukuku da ihlal ediyorlar ve emeklerin üstüne çöküyorlar. İnsanların mallarını gasp ediyorlar ve onlar için yaşanamaz bir dünya bırakıyorlar. Yarın kendi çocukları da dahil olmak üzere, kendileri de ve kendi çocukları da dahil olmak üzere Türkiye'de yaşayamaz hale gelecekler. Kimsenin yüzüne bakamaz durumunda olacaklar. Şu anda bile birçok arkadaşımız, gazeteci arkadaşlarımız karşı karşıya geldiğimiz zaman yüzlerini çeviriyorlar, gözlerini kaçırıyorlar. Çünkü bu yapmak istedikleri, yaşamak istedikleri bir iş, bir meslek, bir din, bir hayat değildi. Ve bu noktada gelinen nokta maalesef çok acı verici. Yani artık meslek ahlakıyla beraber insani ahlakı da, İslami ahlakı da hepsini teker teker bitiriyorlar, tüketiyorlar. Bu değerlerin tükenmesi karşısında artık teker teker bazı ufak tefek gelişmeler ama vicdan sahibi arkadaşlarımıza sesleniyorum. Yani artık mesleğini hiç olmazsa haysiyetini gözetin. Yani ne kaldıysa elinizde artık neyden bahsediyorsa, hukuktan mı bahsediyorsunuz, vicdandan mı, dinden de, imandan mı, İslamcılıktan mı, ama hiç olmazsa bunların artık kırıntısı kaldıysa bu yapılanan şeylere dur deyin ve size herhangi birisi emir vererek bir gazetenin başına gel çök ondan sonra da batır diyorsa bunları yapmayın, bu ahlaksız noktaya düşmeyin. Tekrar ediyorum, bu meslek leş kargalığı mesleği değildir.
ve insan gibi olun. Leş kargaları bir de haram helale uzanmazlar, helalin üzerine zarar vermezler. Onlar bir de cansız bedenleri, cesetleri yerler. Ama siz haramın üzerine bir saltanat kuruyorsunuz, kendiniz buradan nemalanıyorsunuz ve hem mesleğimizi, hem insanlığımızı, hem dindarlığımızı sadece Türkiye'de değil, dünyada yüzüne bakılamaz bir hale getiriyorsunuz. Maalesef demek durumdayım. Hı hı. Şunu da sormak isterim size Sayın Ünal. Elbette bu kayyım atamaları geçmişte de yaşandı maalesef. İşte Koza İpek Holding'e de kayyım atanmıştı. Evet. Yine aynı şekilde Bugün Televizyonu, Kanal Türk, Bugün Gazetesi bu acıyı yaşamıştı. Bu endişeyi yaşamıştı. Bugün geldiğimiz nokta bir daha tarih tekerrürden ibaret ediyor. Maalesef karşımıza bir kere daha çıktı. Evet. Bu artık cemaatçilik meselesinden çıkmış gibi duruyor. Yani kamuoyunda da bu tartışılıyor. İşte sosyal medyaya şöyle bir baktığımız zaman takip ediyoruz. Bu cemaatçilikle alakası yok bunun. Yani ya da oculuk buculuk da değil bu. Bu başka bir şey hal aldı. Başka bir hal aldı bu mesele. Bu tamamen hakikaten benim dediğimi yapmazsanız işte kayyım yoluyla sizin de tabirinizle gasp ederiz. Susturmanın bir şekilde biz yolunu buluruzculuğa döndü bu mesele. Katılır mısınız buna? Kesinlikle katılıyorum. Yani kolay yoldan insanların bağımlılığına çökme durumu var. Ve burada zaten bir devlet üzerinden bahsedemediğimiz için, bir yargı, bir hukuk sisteminden bahsedemediğimiz için ben doğrudan gazeteci arkadaşlarımın vicdanlara seslenerek konuşmak durumdayım. Yani Türkiye'de şu anda çoktan zaten bir darbe oldu ve hiçbir darbe döneminde göremediğimiz insanlık dışı uygulamalarını yaşıyoruz. Bunlar ekranlardan defalarca tekrar edildi. Hiçbir askeri sistem vatandaşının malına çökme noktasında bir durumda olmadı. Sadece savaş hali için yapılmış olan düzenlemeler vardı ama burada savaş da değil, normal bir durumda. Sadece hasetlerinin karşılığında kendi yapamadıklarını yapan insanlara karşı dayanamayarak o noktayı da geçtiler. Haset ederek sadece onların mallarına konup onların onlar için helal olduğunu kendileri içinde helal hale getirmek istiyorlar. Daha da ağır şeyler söylemek istiyorum ama yani siz de beni burada durdurun. Yani IŞİD nasıl ki namuslu insanların eşlerine, çocuklarına musallat oluyorsa da burada da namuslu insanların mallarına, canlarına musallat olacak noktasında gözü kararan insanlardan bahsediyoruz. Böyle bir noktaya geldiğimiz zaman artık her şey bitiyor. Burada artık tek şey vicdan kırıntılarına söyleniyoruz. Sistemler bitti, hukuk bitti, düzen bitti. Bir darbe düzeni mi diyorsunuz? Zaten darbe düzeni var. Anayasaya uymayan bir devlet yönetimi var. Takmıyorum, duymuyorum, ben uymuyorum, saygı duymuyor mu diyor. Biz hukuka saygı duyuyoruz. Sevmesi bu noktada, bazı noktalarda saygı duymasak da bu noktada kabulleniyoruz ve uyuyoruz, uymak zorundayız. Çünkü bizim ahlakımız, dinimiz, milletçiliğimiz, insanlığımız, vatandaşlığımız bunu gerektirir. Devletin başındaki insanlar devlete karşı isyan etmiş olabilirler. Devletin kendi koyduğu kanunlarına uymamış olabilirler. Fakat insan olanlar, meslek ahlakını, gazetecilik meslek ahlakını yerine getirmek durumunda olanlar bu noktalarda daha dikkatli olmalıdırlar. Zalimleri tarih sadece zalim diye bahseder. Onlar için Hitler der, Mussolini der, faşist der, şu der, bu der. Fakat çoğu zaman isimleri kalmaz. Sadece bu noktada çok net olarak duran insanlar varsa, haksızlığa karşı susmayan, dilsiz şeytan olmayan insanlar varsa onlar isimleriyle hayırla yad edilir ve isimleriyle tarihe kalırlar. Siz de gerçekten gazeteci arkadaşlarımız isimleriyle, isminizle, ünvanınızla, ahlakınızla kalmak istiyorsanız artık kendi içinizde yolunu saptıranlara karşı dur deyin. Bunlar şimdiye kadar bu devletten şöyle oldu, böyle oldu deyip de bir sıkıntı yaşayan sadece sizler değilsiniz. Birçok insan, milliyetçiler de bu noktada çok sıkıntılar çekti. Devletle karşı karşıya geldi, hapislerde çürüdüler. Ama hiçbirisinde ben bu noktada bu kadar bir aşağılanma, küçülme, insan hakkına, hukukuna, devlete, millete, genel ahlak ilkelerine karşı böyle bir bozulmayı, tamamen ona karşı çıkmayı, başkasının malına gasp etmeyi, çökmeyi, el koymayı vesaire düşündüklerini bile duymadım. Bu noktalarda maalesef
İslamcı arkadaşlar çok kötü bir sınav veriyorlar. Hatta veriyorlar değil, veremediler. Artık düşünme noktasından da geçti. Bir an önce icraata geçmezlerse yarın gerçekten çok utanacakları bir sistemle karşı karşıya kalacaklar. Bugün sana, yarın bana de belki bir azale diyebilirler ki yarın bizim de durumumuz iyi olabilir ama yarın gerçekten uzun vadede sizin de durumunuz iyi olmayacaklar. Yani banka müdürü bankaya batırdığı zaman onları kurtaracak kanunlar çıkarabilirler. Kayınları kurtaracak kanunlar çıkarabilirler. Ama gazeteciler ahlaklarını batırdıkları zaman, meslek ahlaklarını maalesef berbat ettikleri zaman bunları tekrar kanunla falan düzeltemezsiniz. Bunları ancak vicdanlarla ve kaleminizle, konuşmalarınızla düzeltebilirsiniz. Onun için bu bir anlamda arkadaşlarımıza leş kargaları olmama noktasındaki son bir çağrımdır. Peki şunu da sormak isterim Sayın Ünal sizlere. Bu kayyum ataması haberi geldikten hemen sonra muhalefet kanadından siyasilerden açıklamalar da geldi, kınamalar geldi vesaire. Ama biz bakıyoruz ki geçmiş dönemden bugüne kadar ortaya, masaya konulan çözüm adına, yani bu sürece dur diyebilecek bir herhangi bir eylemle karşılaşılmadı. Hep bir grup konuşmalarında işte eleştiriler, basın özgürdür, olmaması gerektiğine dair vesaire uzatmayayım açıklamalar var. Evet. Ama burada kalıyor maalesef. Yani biz muhalefet kanadından da çünkü hani bir noktadan sonra çaresiz kalınılıyor. Yapılacak şeyler bir yere kadar oluyor ve hani siyasilerden bir adım atılması bekleniliyor. Tüm dünya bugün bu konuyu konuşuyor. Flash haber olarak geçiyor dünya ajansları, dünya medyası bu haberi. Hoş bizim medyamız Penguin yayınlamasa da başka programlar yayınlamayı tercih etse de. Yani bizim siyasilerden, muhalefetten beklentimiz ne olmalı bu noktada? Sadece grup toplantılarında eleştirmek elbette olmamalı galiba, değil mi? Kesinlikle. Türkiye zaten bir sistem değişikliğine doğru gidiyor. Yani bir tek adam dolayı sistemine doğru gittiğiniz zaman burada yapılacak şeylerden bir tanesi, yapılacaklardan bir tanesi şudur. Önce muhalefeti bir şekilde susturursunuz. Muhalefet nasıl susturursunuz? Kasetlerle susturursunuz ya da baskı kurarsınız. Bir şekilde tehdit edersiniz. Kendi içerisinde problemler çıkarsınız ve muhalefet partileri kendi iç sorunlarıyla uğraşmaktan topluma bakmaya fırsat bulamaz. Hani burada tek tük bazı milletvekili arkadaşlarımız çıkıyor. Bazı şeyler söylüyor işte. Oktay Vural Bey bazı açıklamalar yaptı, Mahmut Anal Bey açıklamalar yaptı. Fakat genel olarak istedikleri takdirde muhalefet partileri meclisi kilitleyebilir, Anayasa Mahkemesi'ne uyarabilirler ve bu tür yapılan işlerin karşısına çıkabilirler. Ancak zaten meclisin çalışmaması için belli bir birçok eylem yapıldı ve bunun üzerine daha da gidileceğini düşünüyoruz. Yani partiler kendi içlerinde bu süreç içerisinde çok daha büyük sorunlar yaşayacaklardır. Dağılmalar, parçalanmalar, kongreler vesaire sıkıntılar bunlar yaşayacak ve zaten şöyle bir bakıyoruz MHP'de de CHP'de de bu noktada işler iç açıcı bir durum yok. Sıkıntıyı görüyoruz. Ne oluyor? Kendi başlarının dertlerine düştüklerini zaman ki bu planlı olarak yapılan şeylerden bir tanesidir. Ses çıkaramamaları için bunun yapılması gerekir. Çözüm süreci öncesinde de bu türden bir şeyler yapılmıştı. Yani Türkiye'de Güneydoğu'da bir terör meselesi halledilirken ilk önce CHP konuşaması hale getirildi. Daha sonra MHP maalesef kaset siyasetiyle iftiralarla ya da işte bazı kumpaslarla belli bir noktaya kadar getirildi. O ses çıkaramaz hale getirildi ve çözüm süreci denen bir saçmalık fiiliyata geçirildi. Ancak şu anda ise şöyle bir durum oluyor ve Türkiye başkanlık sistemi, tek adam sistemine doğru giderken Türkiye'nin içerisindeki demokrasinin kurumları teker teker işlemez hale getiriliyor. Bunların içerisinde sadece muhalefet böyle değil. Medyaya da bu şekilde susturulması gerekiyor. Muhalefetin susturulduğu gibi medyanın susturulması gerekiyor. Medya ile beraber bir bakıyorsunuz askeri kurumlarda, diplomatik kurumlarda, güvenlik kurumlarda teker teker kendi sorunlarından kurtulamaz, kendi iç işleriyle uğraşır hale getiriliyor. Yani bir sistem yapılacaksa bunlar tabii ki planlı ve programlı olarak yapılıyor. Bir sisteme doğru getiriliyor ki böyle bir sistemde öyle bir sistem olacak ki bu sistem şu anda önümüzdeki sistem artık tezkere geçirmek için bile meclise ihtiyaç kalmayan bir sistem. Nasıl ki 2003 yılında Türkiye tezkere geçiremediği için bazı sıkıntılar yaşadı. Bu noktada da yeni bir sistemde artık deniyor ki devletin başı diyor ki tezkere sorununuz olmaz. İstediğiniz yere Amerika üstlerine yerleştirirsiniz. Yani
şunu diyorlar, ben sizin dediğiniz her şeyi Türkiye içerisinde yaparım, yeter ki siz beni yargılatmayın, benim yapmak istediğim şeylere karşı çıkmayın. Bu mesele sadece Suriye meselesi değil. Yani Suriye meselesinde de yapılan şeyler var, verilemeyen bedel hesaplar var. Yolsuzluk da bu hesaplardan bir tanesi. Maalesef terör örgütleri meselesi de, terörün yayılması meselesi de var. Arap Baharı'ndaki beceriksizlikler, başarısızlıklar da var. Bunlar da toparlandı ve bunların bir şekilde hesap verilmesi lazım. Yani düşünün, Türkiye'nin hem dış politikası, hem iç politikası, hem ekonomisi, hem ahlaki çöküş noktasında hiçbir konusu sorgulanamaz halde. Bu sorgulanamaz durumun devam edebilmesi için Türkiye'de artık hukukun işlemez hale getirilmesi gerekiyor. Muhalefet tamamen susturulması gerekiyor. Eskiden askerler tek tük bir şey çıkıyordu. Onların çıkması açısından söylemiyorum ama o noktada hepsi elinde birden bastırıldı. Yok darbe yapacaksınız vesaire noktasında askeriye de markajı alınıyor ve onlar da herhangi bir şekilde, yani yarın bir gün Suriye'ye gir dendiği zaman, yani efendim bu yanlış, bunu girmeyelim diyebilecek durumda olmaması için onların üzerinde yargı ile işte kumpas davaları, darbe davaları vesaire ikisinin arasında sıkıştırarak askeriye de bu noktada itiraz edemez duruma getiriyorlar. Güvenlik kurumlarımız maalesef diplomasi, siyaset, muhalefet, medya bir programın parçası olarak teker teker susturuluyor. Muhalefet de isterse bir şey yapamaz mı? Kesinlikle yapabilir. Meclisi çalıştırmayabilir, Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanabilir, uyarabilir ve bu noktada istediği zaman hükümeti rahatlıkla durdurabilecek nokta olabilir. Fakat muhalefet de maalesef Türkiye'de bir umut olmaktan çıkarıldığı için zaten bunları yaşıyoruz. Yani iktidara artık söylenecek bir durumumuz yok. Onlar kendilerine bir açık alan buldular ve istedikleri noktaya gidiyorlar. Ancak muhalefet kendisiyle ilgilenmekten milletle ilgilenmeye fırsat bulamıyor. Ahmet Ünal, çok teşekkürler. Vakit ayırdınız. Sağ olunuz. Sağ olun.